Devam edelim. Biz, tamam. Hadi ya da. Biz devam et buradan. Acele ettirme. Acele ettirme. Bir kısmı karşılayalım. Sen nerede? Sırrı Efendi'de geldi mi? Kendin Arkak'tayız efendim. Tamam, bunu da alın. Tamam. Sırrı Efendi'ye alalım. Abi Sırrı Efendi'ye gelsin. Gel de. Gelsin o da. Onu da getir. Ben bir kol kola gireyim onunla. Başkanı Sırrı Hacı Meyliç Efendi.
sağ tarafta İbrahim elini kaldı. İbrahim ayağa kalktı İbrahim. Fatal İbrahim. İbrahim Hasan Kabbaşi Hazretlerinin oğlu Şeyh İbrahim Kabbaşi, büyük oğul kendisi. Fatal. Haysen yine Şeyh Seyyid Hasan Kabbaşi'nin oğlu Haysem Kabbaşi. O da üçüncü oğul, ikinci oğul. Daha var olanlar ama iki tanesi geldi buraya. Malum o yine Sudan'dan misafirimiz Nur. Nureddin. 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 Kasım sen de ayağa kalk. Kasım da Sudanlı, Türkiye'de ticaret ateşeliği yapmış bir kimse. Şu anda devlet görevi yok, ateşelik yapmıyor, ticaretle uğraşıyor. Nurullah da onun kardeşi, aynı zamanda Sudan'da da ondan sonra bir bölgede Kabbaşi dergahının dersini yaptı. Sonunda İlhan ayağa kalk. İlhan, Hacı Sırrı Meyliç Efendi'nin oğlu. Hacı Sırrı Meyliç Efendi dışarı gittiğinde, bir yere gittiğinde onun halifesi, dersleri, sohbeti, zikrullahı o yaptırıyor. Aynı zamanda İlhan Meyliç, Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. Orada da doktorasına devam ediyor. Yanlışlık yok değil mi? Evet. Evet, Allah razı olsun. Kıymetli kardeşler, dostlar, biliyorsunuz ben yaklaşık 6-7 yıldan beri Bosna'ya gidip geliyoruz. Orada bir gönül birlikteliği oldu, orada bir kardeşliğimiz oluştu. Bosna'da Tarikat Birliği Başkanı Sırrı Efendi ile orada tanıştık, görüştük, konuştuk, Kazım Efendi ile de aynı. Oradaki arkadaşlığımız, dostluğumuz, dergahlar arasındaki kardeşliğimiz devam ediyor. Bu son fasıl malum Sudan'dan bir davet aldım. Şeyh Efendi Hazretleri özellikle orada bir mevlüt kandiline beni davet etmişti. Ben bu akşam biraz daha bu mevzuları açık açık konuşayım da artık bir delil, bir ölçü olsun aynı zamanda. Ben o bölgeden bir şey efendi rüyamda daha önce görmüştüm. Rüyamda gördüğümden dolayı ben Kasım Efendi'den şey efendinin resmini istedim. Dedim ki bana resmini gönderir misin? Bana resmini gönderince dedim ki rüyamda gördüğüm zat. O yüzden ben rüyamda gördüğümden dolayı ben hiç ikilemeden, hiç düşünmeden evet geliyorum dedim. Ondan sonra oradaki bir mübarek Mevlüt Kandili gecesine katıldık. Tabii Şeyh Efendi Hazretleri orada çok tanınmış bir kimse. Gerçekten de biz oraya gittiğimizde bizi çok yüksek derecede ağırladı. Öyle söyleyeyim. İşte dergahı, tekkeyi süslemişler, böyle bütün arkadaşlar, kardeşler toplanmışlar. Ondan sonra kurbanlar kesildi, işte ilahiler oldu, zikrullah oldu. Akşamına Mevlüt Kandili olarak toplanıldı. Mevlüt Kandili olarak toplanınca bir bütün herkese sürpriz, bana değil, Hasan Efendi Hazretleri Kabbaşi dergahından Kadiri icazetnamesi orada bize hediye etti. Ondan sonra orada biraz orada kısa bir sohbet ettik. Ardından zikrullah yaptık. Tabii biz daha karşılaşmazdan önce de ben Kasım Efendi'ye dedim ki bizim Şeyh Aruz'umuz var. Biz de onu dedim Şeyh Aruz'a davet edelim dedim. Kasım Efendi dedi ki pek dışarı çıkmıyor. Bilmiyorum ne der dedi. Ben Sultan'a gittiğimde biraz herhalde fazla ısrarcı oldum belki de. Biraz da aramızda tatlı bir muhabbet oluştu. Ben kendisine Sudan'dan Şeyh Aruz için davet ettiğimde
O da hiç itiraz etmeden geliyorum dedi. Allah razı olsun. Hiç çekinemedi. Hatta anlattım ya size bir Alman büyükelçi, yani Amerikan büyükelçisiyle olan meseleyi anlattıydım. Böyle içi dışında ondan sonra kalbine geleni pat tak söyleyiveren, ondan sonra böyle latifeleşirken ciddi konuşan, onu dışarıdan tanımlamak biraz zor çünkü böyle latifesi dahi ciddi, latifesi dahi disiplinli. Öyle bir tarzı var kendisinin. Allah razı olsun. Amin. Öyle bir kimse. O yüzden ben de davet etmiştim. O da davetimize icabet etti. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. O yüzden normalde şimdi bir selamlama konuşması, tabii oğlu İbrahim'le, oğlu Haysem'le, Nurullah'la orada samimi olduk birkaç gün içerisinde Kasım Bey'in üzerinden. O samimiyetlik arttı tabii. Neredeyse ben Sudanlıyım oldu. Ondan sonra böyle o kadar bir Sudanlılık bende oturdu, yerleşti. Ben şimdi iki kanatlı kuş gibi. Bir kanadım normalde Sudanlı gibi, bir kanadım da Bosnalı gibi. Tabii bu arada aramızda yine ben misafirleri tanıtayım. Karadağlılar gelmediler. Tamam. Karadağ'dan, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı vardı. Yanında yardımcıları var. Onlar yoldan geldiler. Yorgun olduklarından dolayı belki de gelemediler. İnşallah yarın akşamki tekkedeki programa gelecekler. Şimdi ben böyle bir kısa sohbet için adaptır. Bir yerde seyit var ise önce seyitten söze başlanır. O yüzden Sırrı Efendi Hazretleri de bu konuda bana anlayış gösterecektir. O yüzden ben sözü inşallah Seyyid Şeyh Hasan Kapbaş Hazretleri'ne veriyorum. Haklarınız bana helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evvel. Selamu aleyküm. Aleykümselam. Ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Nehna ateyna min es-sudan. زيارة لوجه الله تعالى للرجل العظيم الشيخ مصطفى في السودان في الصين الشيخ مصطفى سعيد السلام بزيارة الله والزيارة في الله سبحانه وتعالى كل شيء لوجه الله تعالى لا ينقطع. Bu ziyaretimiz Allah için buraya geldik. Ümmet-i Muhammed için, hizmeti için geldik. Ve li vecihillahi ziyara li gayri vecihillahi subhanahu ve teala mahmut tasih. Allah'ın dışında ziyaret zaten şeye ilerlemez. Vel ah Şeyh Mustafa نحن نشكره أول. يقول جاك دوستنا يا دكارديشي مصطفى شيخ مصطفى بيه تشكر لدي. ونشكر أخواننا المشايخ. أيضاً بتون شيخ لري أركداشلري مستشكر لدي. ونشكر الأخوان الأتراك كلهم أهل المحب. بيه بتون تركي لي تك تك تشكر لدي. والطريق في الله هو بالمحبة. شو تصرف المحبة تمالي إيش محبة شيء؟ كل المحبة بالطريق يعني
نحن عندنا الطريق القادم لأنه صاحب الطريق القادم لها. Bizim tariketimiz Kadiri tariketi. وكل الخوة الخوة في الله هي الطريق لوجه الله. لا لعلة نهاية. Biz hepimiz Allah için kardeşiz. Bu yol içindeyiz. والمحبة في الله وفي رسوله وفي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. Bizim sevgimiz Allah için ve Muhammed'in Resulullah ve Abdülkadir Ceylan tarikatın şeyhi, lideridir. Ve hâzâ el-cem hâzâ el-cem liveçillâhi ta'ala ve ittema muhabbetun fillâhi subhanahu wa ta'ala ve muhabbeten fil-ah el-Şeyh Mustafa Rabbana iddiul afya ve imiddu bimedede salihin. Bu şu anda önümüzdeki gördüğümüz toplum Allah için hepimiz toplandık burada. O yüzden Mustafa Bey'in, Şeyh Mustafa Bey'in sayesinden bu oldu. Umutuz çok teşekkür, ayrıca teşekkür ederim. Ve nahnu acizin ala şükr. Kullama şekerne Şeyh Mustafa la necizihi şey. Biz de teşekkür etmek elimizde kelime bulamıyoruz Mustafa Bey'e. ونشكر اخواننا كلهم الجو لمقابلتنا bütün gelenleri bizim bütün bizi karşılamaya gelen insanlara teşekkür ederim. ولماذا ولاجتماعنا في الله سبحانه وتعالى bir de bu toplanan ümmetin ayrıyeten teşekkür ederim. Allah için toplandığı için. وجزاكم عند الله الف خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويجزي عننا شيخ مصطفى خير الجزاء ويكرمه إن شاء الله في الدارين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. Hepimiz Allah Allah razı olsun sizin bu kadar zahmet. السلام عليكم ورحمة مصطفى بيتر çok teşekkür. Biz de kendisine ve bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Bosna Tarikatlar Birliği Başkanı Şeyh Hacı Sırrı Meyliç Efendi'ye veriyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina ve Nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve ehli beytihi ecmain. أما بعد فيا عباد الله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم استجب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ما خلق منها زوجها صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه البخاري ومسلم صدق رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvalam pripada uzvišenom Allahu džellešanuhu koji nam je omogućio i ove godine da se nađemo zajedno ovako u ove društvo sa našim uvaženim šejhom Mustafom koji nas svake godine ovdje iskuplja. Hepinizi Allah'ın adına selamlıyorum. Allah'ın adına şükürler olsun ki bu sene tekrar sizlerle birlikte burada olmaktan çok mutluyuz. Buna sebep olan Mustafa Özbağ şeyhimize de teşekkürler ediyorum. Biz her sene buraya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Donosim salavat na Hazreti Peygamber'a, njegovu časnu porodicu, ashabe i njegove drugove ehli beyt. Salavat donosim. Hep birlikte Allah'ımız ve Peygamber, onun elçisi Peygamber için selavatları getirmemiz gerekiyor. Onu ehli beyt olarak sunuldu. Draga pa, braço. Sevgili kardeşlerim. Ja se ovde osjećam kao da sam došao na Ruzi Ceza pred Allah'a Žešan. Ben buraya Allah'ın evine gelmiş gibi kabul ediyorum kendimi.
ovo ovako što se vidi ovdje, to treba daleko potražiti u svijetu, treba to nema. Burada gördüğünüz topluluğu dünyada aramak istediğinizde zor bulabileceğinizi bilmenizi isterim. Zahvaljujući našem dragom šejhu, šejh Mustafa Efendi, njegovim saradnicima, njegovim drugovima koji mu ovu pomoć omogućavaju. Ben burada Şeyh Mustafa'nın başkanlığında ona yardımcı olan tasavvuf vakfı yöneticilerine ve sizlere hepinize teşekkür etmek istiyorum. Allah Cezanu kaže koju sam služu proučio u Kur'an Kerimu. O pravo vjerni, živite i umirite samo kao pravi vjernici. Az önce okuduğum sürede belirttiği gibi Allah'ımızın kelamı üzerine yaşayın, nasıl yaşadığınızı bilin ve ona göre yaşamaya devam edin. Onaj koji bude živio islamski, taj umire smjelo. İslam'ın şartlarına göre yaşayan melek gibi ölür. Allah Celle Celaluhu vremenom ve asri innel insane fi husr. Allah Celle Celaluhu sekune vremenom ve asri innel insane fi husr. Bu ne sebebi? Bütün insanlar hüsrandadır ancak iman eden hakkı ve Yani. Svaki čovjek je na gubitku ili lezina amenu vam dosavljati. Svi su ljudi na gubitku izuze oni koji vjeruju Allah šanu i sudnji dan i u Allah šanu u povratak na rozi žeža. Yani az önce okuduğum sürede söylediği gibi kıyamet gününde Allah'a inananlar gerektiği ve hak ettiği gibi her şeyi elde edecekler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaže: "İşma şiite fe inneke meytun." Živi čovječe kako hoć, sigurno ćeš umrit. İstediğin gibi yaşa ama bil ki mutlaka öleceksin. "Ve amel ma şiite fe inneke meytun." Radi šta hoćeš čovječe, sigurno ćeš umrit. Ne istiyorsan yap ama gene öleceksin. "Ve amel ma şiite fe inneke mutlaka." Voli koga hoćeš i šta hoćeš, jednog dana se od njega rastegiš. Sev, kimi seversen sev, ama bir gün ona ulaşacaksın. Allah Cezanu obećava vjernicima džennet. Allah Cezanu obećava onima koji budu čusto vjerovali Allah Cezanu i na sudni, i u sudni dan i na Hadži Peygambera, Allah Cezanu garantuje džennet. Allah kendine inananları, kendine güvenenleri, peygamberin yoluna gidenlere cenneti garanti ediyor. Pitali su peygambere, kako ćemo mi ući u cennet? Peygamber Efendimiz'e sordular, biz cennete nasıl gireriz diye. Allah Cezanuhu peygamberu kazao, ićete u grupama, zajedno skupa na čelu vašega şeyha. Peygamber Efendimiz'e Allah sizin cennete girebilmenizin yolunuzu siz grup halinde gideceksiniz ama önünüzde mutlaka bir şeyhinizin olması lazım. Dakle, Allah Cezanu garantuje aşcima koji su u zikrullahu garantuje cennet. Allah zikrullah yapan aşıklara cennette kapılarını her zaman açar. Dalej peygamber kaže, na rozi cezahu kad bude sudni dan, drugoga hlada neće biti osim pod Arşur Rahmanom, to je dženevski hlad. Kıyamet günü geldiğinde soğukluğu inananların dışındakiler hissetmeyecekler. Çünkü onlar ateşi hissedecekler. Ve şabu neşefi ibadetillahi azze ve celle. Skupina ljudi koji budu imali lažu šanu, sastavili se, zikr činili, Allah im garantuje dženev pod Arşur. Aşuraman plaçı neski. Allah birlikte zikir edenlere, birlikte inananlara cenneti garanti eder kıyamet gününde. Ve resulani tehabba fillahi istemi aleyhi aleyhi ve teferrika aleyhi. Dvojca ljudi koji se budu volili, pazili, pomagali u ime Allah Žešanu, ne nizaka kad u nam špinšu, Allah Žešanu neće na rozi žaz razdvojiti čekaj cennet. İki kişi birbirini kalpten, gönülden severse ve İslami şartlarda yaşarsa Allah onlara da cennetin kapılarını açacak. Ve reculun kalbuhu muallikun bil mesajı.
čovjek koji bude vezan za džamiju, tekiju, zikr, za šeha. Eğer bir insan camiye ibadetini yapıyorsa, zikrini yapıyorsa, şeyhine bağlıysa, onlar için de Peygamber Erubbaşa ve cenneti takip ediyor. Onlar da Peygamber Efendimiz cenneti vaat ediyor. Ve reçun tu sadikatin bi sadikatin hatta la ta'ra şimaluhu ma tasna yeminu. Onaj čovjek koji bude činio sadaku, da ne bi vrijeva što radi desna. Treba dijeliti. Sağ elin verdiğini, sol elin verdiğini görmeyen, bu sadakayı gönülden yapan insanlara da Allah cenneti. Zato, draga braćo, vodimo računa na ovome svijetu da nam vrijeme ne prođe uzalud. O nedenle sevgili kardeşlerim, zaman akıp geçip gidiyor ama biz yaşanması gerektiği gibi lütfen yaşayalım. Strogo se držite islamskih propisa. İslam'ın kaideleri, İslam'ın şartlarına lütfen uyalım ve ona göre yaşayalım. Namaz, post, zekat, hac. Ko to obavlja, Allah džellešanuhu garantuje džennet. Namaz, hac, zekat, orucu yapan insanlara Allah gene cennetini vaat ediyor. Zato vodimo računa da budemo pravi muslimani, da granamo, da volimo. Nema tarikata bez šerijata. Šerijat, tarikat, hakikat, marifet. O nedenle biz İslam'ın gerektiğini hepsini yapalım, namazımızı kılalım, zekatımızı verelim. Hiçbir tarikat şeriatsız olmaz, hakikatsız olmaz. Bunları da lütfen göz ardı etmeyin. Ko bude ovako izvršavao, sigurno vedra čela ide preko vrata. Kim böyle bunları yaparsa ve bunlara göre yaşarsa Allah onu cennetine kabul edeceğine inanıyor. Ya neću više da vas zamaram. Ovde vi imate dobroga vaza Šejh Mustafa Efendiju, kada molim Allah Žešanu da dugo godina poživi i da nas svako sakuka puno godina u zdravlju, veselju, da ga Allah pomogne i njega i njegove saradnike. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Burada sizin şeyhiniz vaaz konusunda gerekenler her şeyi söylüyor. Benim sadece Allah'tan bir temennim var. Allah ona üzüm ömürler versin. Amin. Hep birlikte burada tekrar birlikte olmayı nasip eylesin. Amin. I na kraju maksimum selam iz stare Bosne svima vama od muslimana Bosne i Derviša i Šejhova. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Son olarak size Bosna'dan, dervişlerden, Bosna'dan yaşayan tüm Müslümanlardan, Sarajevo'dan selamları iletmek bir borç biliyorum. Eyvallah. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Zat fahri kainat sebebi mevcudat sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetleri mübarek ruh şeriflerine amin. Adem aleyhisselamlar ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber zişan efendiler bizim mübarek ruh şeriflerine amin. Cihar yâri bizim Ebu Bekir Sıddık Ömer Faruk Osman Zülüreyn Aliyar Muttaza radıyallahu an efendilerimizin evladı Resulullah zevcevatı Resulullah ashabı Resulullah şühedayı Resulullah mübarek ruh şeriflerine amin. İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli, İmam Eşari, İmam Maturidi, İmam Muhammed, İmam Yusuf. Bütün İmam ve İmam-ı Hazretler mübarek ruh şeriflerine amin. Birimiz bir Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet el-Rufai, Seyyid Ahmet el-Bedevi, Seyyid İbrahim Dursuki, Şeyh-ül Hasan Ali Şazeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed Bahaddin, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Veysel Karalı, Mahmud-ı Dayı, Halveti Cevveti, Uşak-ı Sümbülü, Sühreverdi, Kühreverdi, Şeyh Muhyiddin Arabi, bütün Piri Piran Hazretleri mübarek ruh şeriflerine amin. Geçmiş Şeyh Efendilerimizden Abdurrahim Tantavri, Abdurrahim Neşavi, El-Hac, El-Havz, Hacı El-Hacı
Ebu Bekir Efendi'nin, Hacer Aydar Efendi'nin, Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin, Nevşehir Abdullah Kıbrıs Efendi Hazretleri mübarek ruhu şevlerine amin. Sudan Kabbaşi dergahının gelmiş geçmiş bütün şeyh efendilerine ve yaşayanların ruhaniyetlerine ve ruhlarına amin. Suudiye tekkesinden gelmiş geçmişlerin ruhlarına ve şu anda yaşayanların ruhaniyetlerine amin. Bütün velilerin, mürşidi kamilerin, evliyanların, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli imanla la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bütün müminatın ruhaniyeti kutselerine cent ve cadadan ruhlarına hediye edelim. Vasıl ve sadar eyle ya Rabbi. Amin. Sadar eyle ya Rabbi. Amin. Zatlarını, himmetlerini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el kerim, el lezî la ilahe illa hu. El hayyul kayyum ve tümüle gönzümüle güne şeytanur racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ehtali zikir fâlemennâhû. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الفرد الصمد الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره آمين 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 آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين.